Merhaba gençler, şimdi sıra molekül geometrisine geldi. Hibritleşme ve molekül geometrisindeki mevzu şu, burası birazcık gıcık bir konu. Yani anlatırken ve ilk oluşum tartını gösterirken biraz zorlanacaksın. Diyeceksin ki hocam ne kadar karışıkmış, berbat bir şeymiş bu diyeceksin. Ama en sona geldiğimizde size çok pratik bir yöntem göstereceğim. Bu yöntemi gösterene kadar hocam niye diğerlerini gösteriyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü ÖSYM'nin nasıl bir soru kalıbı soracağını bilmiyoruz. Yani bu tarzda sorarsa bunları da yapman lazım. Yani bir göz dolgunluğu, göz aşinalığı, kulak dolgunluğu olması lazım. Bu yüzden bunu temelden doğru alacağız. Başta biraz garip gelecek, korkmana hiç gerek yok. En sonunda bunun çok pratik bir yöntemini size öğreteceğim. Peki neyden bahsedeceğiz? Diyeceğiz ki farklı enerji düzeylerinde bulunan atom orbitalleri etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş... Aha geçti. Niye? Çünkü kalemi almadık. Ne dedik? Özdeş orbitallerin dönüşmesini arkadaşlar hibritleşme yani melezleşme adını verdik. Hibrit orbital o zaman neymiş? Farklı enerji düzeyinde bulunan orbitallerdeki elektronları ikisini aynı enerji düzeyine çekme olayını hibritleşme ya da diğer bir ismiyle melezleşme adını veriyormuşuz. Peki hocam temel haldeki karbon atomunu bir inceleyelim. Şimdi karbon atomunun uyarılmış karbon atomuna dönüşmesi gerekiyor. Yani hibritleşmesi, bağ yapması için uyarılması lazım. Peki nasıl olacak bu? Karbonu bir inceleyelim. İlk önce bir temel durumda. Biz 1s2, 2s2, 2p ne var? 2 şekline götürüyoruz. Yani dizilim bu. Normal şarta göre hatırlıyor musunuz? Dedik ki p'de sadece 2 tane elektron var. Burası sadece 2 bağ yapma yeteneği var aslında. Normalde bu şekilde bağ yapamıyordu. Peki ne yapması gerekiyordu? Dışarıdan bir enerji alarak 2s orbitalindeki bir tane elektron 2p'ye gönderecek gençler. Nasıl olacak? Uyarılarak olacak. Dışarıdan bir enerji alarak 2s'teki bir tane elektronu p'ye gönderince şu anda toplamda 4 tane yarı dolu oldu. Peki kimler eşleşti? Bir tane s'te p orbitalleri eşleşti değil mi? İşte buna sp olduğu için sp küp hibritleşmesi adını vereceğiz. Çünkü diyeceğiz ki bak. Bir tanesi 3 tane P, bir tanesi 3 tane P, bir tanesi 3 tane P, bir tanesi 3 tane P. Artık burası eş enerjili oldu. Kaç tane eş enerjili var? 4 tane eş enerjili yarı dolu. İşte bu 4 tane eş enerjili yarı dolu olan orbitale hibrit orbital adını veriyoruz. Bu atom hibritleşme yaptıktan sonra hibrit orbitalleri sayesinde bir bağ oluşturuyor. Tamam mı? Yani artık ben buradaki sp orbitali demiyorum. S ve p'ler etkileştiği için bir tanesi 3 tane p devreye girdiği için sp küp hibrit orbitali adını vermiş oluyoruz. Peki hocam o halde karbon atomunun 2s'teki elektronlarından birisini 2p'ye gönderdik. Oluşan hibritleşme türüne ise sp3 hibritleşmesi adını verdik. sp3 hibritleşmesi denilmesinin sebebi yapıya bir tane sp 3 tane eş enerjili P orbitalinin girmesinden kaynaklanıyormuş. Peki hocam o halde normal temel halde yazılırken 1s2, 2s2, 2p2 yazarken bu adam hibritleştiğini göstermek için. Bak 1s'e dokunmadım ancak 2s'teki bir tane elektronla P'deki 3 tane orbital etkileştiği için 1, 2, 3, 4 tane toplam orbital diyeceksin. 1s3p olduğu için sp3 hibriti sp3, sp3, sp3 şeklinde yazıyoruz. Her birinde artık kaç tane elektron vardı? Birer tane var. Bu şekilde yapıyoruz. Burası bizim hibrit gösterim tarzımızdır. Yani bazı soru kalıplarında sana bunu da gösterebilir. Mesela der ki karbon atomunun sp3 hibritleşmesi yapmış. Dizilimi ne şekilde gösterilir diyebilir. Sen bunu bu şekilde göstermek zorundasın. Sebebi neydi arkadaşlar? Tekrar hatırlatıyorum. Bir tane, daha şöyle söyleyeyim. Bir tane s, 3 tane p vardı ya. Buradaki bir tane attıktan sonra s, p, p ve p olduğu için şunların hepsi devreye giriyordu. Sp küp hibrit orbital oluyor. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. Bak 1, 2, 3, 4 tane olmuş oldu. Peki hocam bunun moleküler gösterim tarzı ne? S orbitalin şekli neydi? Hatırlayalım arkadaşlar. 11. sınıf konusuydu. S orbitali şöyle yuvarlaktı. P orbitali dediğimiz yapı neydi arkadaşlar? Bu şekilde gelecek bir sonsuzluk şeklindeydi. 3 tane P orbitali vardı ve bunlar özdeşti. Yani eş enerjili orbitallerdi. Peki hibritleşme durumunda ne olacak? Bunların sonucunda bakın 4 tane yeni orbital türü oluşturacak. Bunlar bakın S ve P birleşti, S ve P birleşti, S ve P birleşti, S ve P birleşti. Tam 4 tane ne ortaya çıktı arkadaşlar? Hibrit orbitali ortaya çıkmış oldu. Bunun gösterim tarzında şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Merkezde diyoruz 1, 2, 3 bir tane bakın arkada var fark ettiniz. Şöyle
arkada ona da dördüncü şeklinde göstermiş oluyoruz. Yani burası SP küp hibrit orbitali şeklinde karşımıza gelir. Peki başka var mı hocam, böyle bir hibritleşme türü var mı? Var. Mesela diyelim ki temel haldeki bor atomunun uyarılmış halini, hibritleşme şeklini bir inceleyelim. Şimdi bor elementini aldık. Bunu normal elektron konfigürasyonunu açtığımızda, şuraya yazmadık ama yazalım buraya da. Gerek yok da gene de ekleyelim. 1s2 desek, 2s2 dedik, 2p1. Bak p'de bir tane elektron var. Şimdi diyorum ki eş enerjili duruma gelmek için aynı enerji seviyesindeki bir elektronu götürdüm, p'ye salladım burada. Şimdi p'ye gönderince artık ne oldu arkadaşlar? Bakın 2s'teki ve 2p'deki 2 tane orbital girdi. Şimdi s'ten 1 tane aldım, p'den 2 tane aldım. O zaman ben ne hibritleşmesi yaptım? S, P, 2 hibritleşmesi yaptım. Diğer orbital boş durur. Orası beni ilgilendirmiyor şu anda. Kaç tane yarı dolu var? 3 tane yarı dolu var. O zaman buranın 3 tane bağ yapabileceğini gösterebiliyorsun. Yani burada tam 3 tane SP2 hibrit orbitalini oluşturmuş oluyoruz. Yani eş enerji şeklinde geliyor. Peki hocam, bunun görselini nasıl yapacağız arkadaşlar SP2'nin? Temel halde 1S2, 2S2, 2P1'di. Uyardığım zaman, şimdi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. 1S2'ye dokunmadım. Bak S'teki bir tane buraya yolladığım için artık burada girer. Bak 1 burada, 3 tane burada ama bunu sadece 2 tanesini yaptığım için 3 tane hibrit orbitali göreceksin. SP2, SP2, SP2. Diğeri normal P'dir. Diğeri katılmadı hibritleşmeye. O zaman 3 tane SP2'yi gördün. 3'ünde de kaç tane elektron var? 1 tane var. Bak 3 tane SP2, 3'ünde de 1 tane elektron olduğunu gösteriyoruz. ÖSYM sana tam bu tarzda bir gösterim de sorabilir. O yüzden veriyorum. Şu anda karışık geliyor, gayet normal. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yavaş yavaş öğreteceğim ama. Yani çok daha pratiğini de göstereceğim bunu. Peki hocam, bunun moleküler gösterimine 1 tane SP, 2 tane P girmedi mi? Bak toplam 1, 2, 3 tane yeni hibrit orbitali oluşturmayı bekliyorum. O zaman 3 tane yeni hibrit orbitali oluşturdum. Ve bunun sonucunda ne yaptım? 3 tane tekrar hibrit orbitali, SP2 hibritini gösterdim. Bir yapı gelmiş oldu. 3 tane SP2 hibriti. Mesela bunu şöyle düşünün. Bir tanesi 2 tane P demek. Yani 3 tane orbitali katıldı. Mesela SP3'te neydi? Bir tanesi 3 tane P. Toplam 4 tane yeni hibrit orbital türünü olmuş oluyor diyeceğiz. Geldim buraya. Temel haldeki berilyumu inceleyelim bir de. Mesela berilyumu ne yapacağız arkadaşlar? Gene aynı şekilde birisi şuraya yazayım ben. 1s2 şeklinde geliyor. Şimdi ilginçtir. Beryum normalde iyonik bağlı bileşik olmasına rağmen bağ yapma yeteneği vardı. Neden? Kovalent karakteri de vardı bu adamın. Şimdi ben bu adamın kovalent karakterinden bahsediyorum. Bu adamın S'i tam dolu mu? Dolu. Normalde bunun bağ yapmaması gerekiyor. Ama iki tane bağ yapıyor diyorum. Hocam nasıl yapar bu adam bağı? Boş duran P orbitallerine bir tane S'teki elektronu gönderirsin. Bir tane S'teyi de kime gönderdim? P'ye gönderdim. Şimdi hibritleşme yapacağım ya. O zaman şu anda iki tane ne oldu? Yarı dolu orbital oluşturmuş oldu. İki tane yarı dolu. Kim katıldı? Bir tane S, bir tane P. O zaman hibritleşme türü ne olacak arkadaşlar? SP hibritini çıkartacak mıyız? S, P, S, P. İki tane yeni orbital oluştur. Bak bir tane S, bir tane P. Toplamda iki tane yeni hibrit orbital türünü oluşturmam gerekiyor. Peki şöyle yapayım. Bunun görüntüsü nasıl olacak? Bir tane S ve bir tane P devreye girdi. İkisi birlikte tepkimeyi değil de S'teki elektronu P'ye gönderdi. Bu yüzden SP, SP'de iki tane yeni hibrit orbitali oldu. Ve bunun gösterim tarzı da tamamen sonsuzluk şeklinde bir 180 derecedir. Yani beryumun oluşturduğu bileşiklerdeki bağ açısını biraz sonra söyleyeceğiz arkadaşlar. 180 derece şeklinde karşımıza gelecek. Evet gençler, şimdi sırada testlerimiz var. 5'in testini sizin ödeviniz. Bu testi çözerken çok daha net oturduğunu göreceksiniz. Biraz zorlanacaksınız zaten bu testi çözerken. Özellikle hibrit türlerini oluştururken. Bunun arkasına geçiyorsun 6. test. Burada da zorlanacaksınız. Burası çünkü birazcık karışık. Bundan sonra bir sonraki dersimizde de ben size bunun çok daha pratik çözümünden bahsedeceğim. Yani şu ana kadar birazcık mücadeleydi. Daha sonra çok basit yolunu gösterince tık diye "Aa hocam çok çerezmiş" diyeceksiniz. Bu şekilde öğrenmiş olacaksınız. Evet gençler, bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.